Bunun faydalarını saymakla bitmez. Toprağı erozyona karşı korur. Bitkinin verimini en az %50 artırır. Bu gübreyle gübrelenen bütün bitkilerin lezzeti artar. Domates olsun, biber, elma, armut vesaire vesaire. Ha mesela şimdi büyük ağaçlar, ceviz ağacı diyelim. Ceviz ağacında ne yapacağız? Büyük ceviz ağaçları 30 metre yüksekliğinde. Böyle büyük ağaçların etrafını açıp onun içerisine yani 30 santim açtıktan sonra isterse kişi toz şeklinde serperek 100 gram, 150 gram direkt serperek üstünü kapatabilir. Üstünü sularsa aynı şekilde böyle jelibon gibi oluşur. Veyahut da suyla karıştırdıktan sonra bu şekilde direkt serperek etrafını üstünü toprakla kapamak gerekir. Üstünü toprakla kapamazsanız güneşle temasa geçtiği zaman bozulur. Güneşle temasa geçmemesi gerekir. Evet. Bitkinin kalitesini artar. Bitki kökünün her türlü parazitlere karşı korur. Bitkinin kökünün daha derinlere kök salmasını sağlar. Toprağı havalandırır. Yani bunun faydalarını saymakla bitmez. Biz kısaca burada değindik. Her türlü bitkide kullanılır. Süs bitkisi, sera bitkisi, bahçe bitkisi veyahut da tahıl, tarlada her yerde, her şekilde kullanılır. Çünkü burada sadece Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi hidrojel değil, sadece saf bir su tutucu madde içermiyor. Aynı zamanda bitkinin ihtiyacı olan humik asit, fumik asit ve 85 çeşit mineral içeriyor. Aslında bunu kullandığı zaman kişi toprağında gübre kullanmaya gerek kalmıyor. Hem de bir yıl, iki yıl değil. 4 yıl gübre kullanmadan bitkinin verimini, kalitesini, lezzetini ve oranını artırıyor. Verim artırıyor, evet.